Merhabalar yeni bir modelle karşınızdayım. Timsah modeli patik bot tarifi vermeye çalışacağım. Yapmak isteyenler için ben düz bir patik şeklinde yaptım burayı. Eğer bu düz zemini de yapmak isteyenler olursa, yorum yerinde belirtirse ayrı bir video çekerim. Yine de anlatmaya çalışayım. 12 ile başladım. Artır artır 22 ilmek yaptım. Ön 22, arka 22. 13 sıra bu ayrım yerine kadar trabzan. 9 sırada bu bilek tarafı sadece diğer patiklerden ayrı olarak normalde buraya kadar yapmam lazım iki sıra fazla yaptım bileğe oturması için şimdi başlayalım Öncelikle ipimizi sabitleyelim. Tığım 3 numara patik ipi. Arka ek yerinden başlıyorum. 3 tane zincir çekeceğim. Biz trabzanlar var. Yan duruyor trabzanlarımız. Trabzana iki tane dolduracağım. Üçte çıkıyorum trabzanlarımı. Bir tane de trabzan başına. İki tane trabzana. Bir tane trabzan ekleden yeri tepesine tam. İki tane yan duran trabzanlara batıyorum. Bir tane de bu trabzan buralarda sık iğne gibi duruyor. Şu tepesinden durduğu zaman bir tane de oralara. Bunu böyle başa kadar gelelim. Bu başladığımız yere kadar trabzan bir sıra dolanalım. Evet bir sıra Trabzanımızı gittik. Şimdi bu ön ağız bölümünü yapacağız. 8 sıra. Bura 8 trabzan, bura 9 trabzan. Arka bir sıra uzun. Sadece normal patik şu ön kısmı biraz uzun olacak patikten. Şöyle giyildiği zaman bileğe kadar gelmesi için. Şöyle ağız olacak çünkü. Şuradan olursa bilekte güzel durmaz. Şimdi ipimizi sabitliyoruz. Benim burada 9 trabzan var. Bu önü kestiğim yerden itibaren 9 trabzan. Şimdi ben dördünü 1, 2, 3, dördüncünün bitiminden başlıyorum. 5 arkaya 4 öne gelmiş oluyor. Hatta şuradan. 1, 2, 3, 4. 4'ün tam 4 ile 5 arasından başlıyorum 3 tane zincir çekiyorum şöyle kesme falan yok bu sırada trabzanların tepesine birer trabzan yaparak karşı tarafına kadar ilerleyeceğim Her tırabzanın tepesine bir tırabzan yaparak diğer tarafın 1 2 3 4 tırabzan sırasının tam karşısına kadar bu şekil tırabzanla gelelim. Evet, tam karşısındaki tırabzana kadar geldik. 4. tırabzan 1, 2, 3, 4. 4'ün tam bitimi. Şimdi dönüyoruz. 2 zincir çekiyoruz. İlmeğimizi alıyoruz. 1, 2, 3. trabzana batıyoruz. Şimdi her sırada başlardan azalta azalta bir sıra yaptık. 7 sıra daha yapacağız. Son 3 ilmeğimiz kalacak. Bunu çocuk patiği olarak da yaparsınız, yapabilirsiniz. Kız çocuğu, erkek çocuğu fark etmez. İstediğiniz renkte. Ben timsahı yeşil olarak tercih ettim. Her trabzanın başına bir trabzan yaparak devam ediyoruz. Alt zeminin videosunu isteyenler yorum yerinde belirtebilir. En kısa zamanda çekmeye çalışırım videosunu. Evet sona yaklaşıyoruz. Ilmeğimizi alıyoruz. 2 atlayıp üçüncüye batıyoruz trabzan Ve bu baştan da kesmiş olduk. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. 3.ye batıyoruz. Böyle diğer başa kadar gelelim. Evet başa kadar geldik. 2 trabzan bıraktık. İlmeğimizi alıp 2 zincir çektiğimiz yerin içinden geçip bir trabzan daha yapıyoruz. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. İlmeğimizi alıyoruz. 2 trabzan atlayıp üçüncüye batıyoruz. başlar sonlar hep aynı Evet 7. sıradayız. 2 atlayıp 3.ye batıyoruz. Yedi tırabzanımız oldu. Ve kestik iki tane daha. 2 zincir çekiyoruz. Bu sefer 3 tane atladık. 4 tırabzan yaptık iki zincir çekiyoruz ve batıyoruz ipimizi burada kesiyoruz aynı arka tarafı da bu ön yaptığımız gibi yapacağız şimdi onun başlanma yerini göstereyim ipimizi sabitliyoruz. Bu trabzanın devam eden şeklinde başlayacağız. Sıradaki trabzana hemen dibine değil. Bu burada hemen yanındakine batıyoruz. 2 zincir. Aynı zincir çektiğimiz yerin dibine bir trabzan yapıyoruz. İlk sıramızda kesme yok. Diğer şeye kadar bu yaptığımız trabzanın yanına kadar düz trabzan gideceğiz. Bu şekilde devam edelim. Son trabzan başına kadar düz trabzan yaparak gelelim. Sonuncu trabzanın başına yaptık trabzanımızı. Dönüyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Ve 2 atlayıp 3.ye batıyoruz. Her trabzanın tepesine bir trabzan yaparak diğer başa kadar gelelim. Başa kadar geldik. 2 trabzan atlayıp üçüncünün tepesine batıyoruz. Ve 2 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Üçüncü trabzanımızla devam ediyoruz. Biliye yaptığımızı sayarsak Trabzan sayıları Ön 9 Arka 10 olacak Bu şekil arkayı da yapalım Her sırada gelişli gidişli Keserek Bu şekilde arkayı da ön gibi yapalım. Gözlerini kulaklarına bu önüne yaptığımız tırtırları göstermeye çalışacağım. Dişlerini sırayla yapacağız. Evet patiğimizin önünü bitirmiştik arkayı da bitirdik aynı ön gibi 2 4 6 8 10 sıra bu düz trabzanla beraber önden bir sıra uzun şimdi dişlerini yapacağız krem rengiyle yaptım ben Şimdi başlayalım. İpimizi sabitleyelim. Patiğimizin arka bölümünden şu iki tam ortasına batıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Trabzanın tepesine batıyoruz. İki zincir çekiyoruz. İlmeğimizi alıyoruz. Aynı yere üçte çıkıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Aynı yere batıyoruz. 1 zincir çekiyoruz ve bir trabzan boyu atlıyoruz biraz gergin olması lazım giyildiği zaman geriye kıvrılmasın boldurmasın diye 2 zincir çektik aynı yere 3 de çıkıyoruz 2 zincir dibine batıyoruz. 1 zincir çekiyoruz. 1 trabzan boyu atlayıp ikinci trabzanımıza batıyoruz. İki zincir trabzan. Trabzanlarımızı üçte çıkıyoruz. İki zincir dibine batıyoruz. Bir zincir bir trabzan boyu atlayıp bir sonraki trabzana batıyoruz ve böyle burası gergin oluyor kendiliğinden kıvrılıyor ağız yerimiz 2 zincir aynı yere trabzan 2 zincir dibine batıyoruz bir zincir çekiyoruz bir trabzan atlayıp diğer trabzana batıyoruz. Bir zincir çekip bu tepede 3 tane trabzanımız var. Tam oradadakine batıyoruz. Köşeye yapalım, karşılıklı olsun. Bir zincir çekip bir trabzan atlayıp ikinciye batıyoruz. Bir tane trabzan boyu atlayıp ikinciye batıyoruz. Aralarda birer zincir çekiyoruz. Böyle devam edelim. Tam ortaya geldik. Bir tane zincir çekiyoruz. Bir trabzan atlıyoruz. Diğer trabzanımıza batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Karşı tarafta yaptığımız dişin başına batıyoruz ve bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Tam dibine batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir tek birer tanelerde de var. Şöyle. Ekleme. Yanlarda birer tane de başka eklememiz yok bir zincir çektik bir trabzan atlayıp ikinciye 2 i̇ki zincir bir trabzan 2 zincir dibine batıyoruz bir zincir. Bir trabzan boyu atlayıp ikinciye batıyoruz. Dişlerimiz bu şekil. Bir zincir çekiyoruz. tam ortaya batıyoruz. Dilerseniz bu üstte sık iğne de yapabilirsiniz. Ya da ben gibi böyle diş yapabilirsiniz. Tam köşeye tekrar yapalım. Karşılıklı olsun. Böyle devam edelim. Bakın gerdiriyor. Bol durarsa ya geriye kıvrılır ya aşağıya düşer. Ama bu şekil giydiğinizde böyle durar. Evet son yerimize geldik. Bir zincir çektik. Arka taraftaki dişe son dişimize ekliyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz ve dibine sık iğne ile batıyoruz bir zincir çekiyoruz başladığımız yerin dibine batıyoruz sık iğne ile i saklayalım şimdi bu yanlara yaptığımız kulak gibi olan şeyleri yapacağız iki tarafa da Bunun için yeşil ipimizi tığımıza sabitleyeceğiz. Tam bu ayrım yerinin trabzanı var. Bu birinci gittiğimiz Trabzon'un başlangıç yerinden. Sık iğne ile batıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Trabzan yapıyoruz. Üçte çıkıyoruz. Zincirle beraber 4 tane trabzanımız oldu. 2 zincir çekip dönüyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Üçte çıkıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Dibine batıyoruz. Sonra ortadaki trabzanın tepesine batıyoruz. Direkt sık iğneyle. 2 zincir çekiyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Aynı yere bir trabzan daha yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Ve sıradaki trabzana bir trabzan. Yanına bir trabzan daha. Şurayı yapıyoruz. Şimdi iki zincir dönüyoruz. Ve bir trabzan yapıyoruz. Tekrar iki zincir dibine batıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Sıradaki trabzanın bu aşağıya inecek yerleri böyle tek tek batıyoruz. Yandaki trabzana geçiyoruz ve 2 zincir çekiyoruz. Trabzan yapıyoruz, üçte çıkıyoruz. 2 zincir yapıp dibine batıyoruz. Tekrar 2 zincir çekip patiğimizin zeminine sık iğneyle batıyoruz ve ipimizi Kesiyoruz. Bu yaptığımızın aynısını diğer tarafa da yapalım. Birinci trabzanı gittiğimiz trabzanın dibine batıyoruz. Aynısını bu tarafa da yapalım. Evet iki tarafın kulakları, süzgeçleri. Ne derseniz. Bitti. Şimdi bu ortadaki fıstığı yapacağız. İpimizi sabitliyoruz. Tek fıstık da yapabilirsiniz. Böyle üçlü de yapabilirsiniz. O fark etmez. Şimdi bu birinci değil birincinin üstüne fıstık yapmayacağız. Tam dibinden ortalayıp batıyoruz. 4 tane trabzanımız vardı. Ortaladık. Aynı yere fıstık dolduruyoruz. fıstığımızı kapatıyoruz. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzandan geçip tam trabzan eklemeli yerlerine batıyoruz sık iğne ile. Ve bir zincir çekiyoruz. Tekrar ipimizi uzatıp aynı yere fıstık yapacağız. İstediğiniz kadar doldurabilirsiniz fıstıkları. Ben 3 dolduruyorum. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzanın dibinden batıyoruz. İpimizi uzatıyorum. fıstığı kapatıp bir trabzanın dibi değil ikinci trabzanın dibi hemen bir zincir çekiyorum çok uzun yapmayın çok da kısa yapıp gerdirttirmeyin. Birinci trabzanın dibi değil, ikinci trabzanın. Böyle bu uca kadar gelelim. Ucunda bir tane trabzan bırakacağız. Evet fıstığımızın birincisini gittik ortadakini. İsterseniz böyle tek fıstıklı da yapabilirsiniz. Şimdi gözlerini yapacağız. Timsahımızın. Ben hazırladım. Bir tane de sizler için yapacağım. Siyah tercih ettim. 8 zincir çekiyorum. Ve trabzan yapıyorum. 2 de çıkıyorum trabzanlarımı 6 tane trabzan yapacağım. Bu şekilde. alt ve ipimizi kesiyorum şimdi krem rengi ipimi alıyorum ipimizi sabitliyorum. İlk trabzanın başına iki zincir çekiyorum. Aynı yere bir trabzan yapıyorum. İki de çıkıyorum trabzanlarımı. Şimdi sırasıyla her trabzanın başına bir trabzan. Trabzanlar iki de çıkmalı. ve köşeye gelince tam köşeye batıyoruz. Aynı yere 3 tane trabzan dolduruyoruz. 2 de çıkıyoruz. Ve diğer köşeye batıyoruz. Hiç zincir çekmek yok. ve her trabzanın dibine batarak birer tane trabzan yapıyoruz. Bunu üçte çıktık yanlışlık oldu. İki de çıkıyoruz trabzanlarımızı. tam köşeye 3 tane tırabzan yapıyoruz. 1 tane zincir yapmıştık buraya. Buraya 2 yapıyoruz. Onunla birleşince 3 olacak. ve ipimizi kesiyoruz. Ve gözümüz tam timsah gözü oldu. Uzun. Kısık bakıyor. Şimdi dikelim bunları. Bunun için bir yün iğnem var. Önce ipimizi gözümüze sabitleyelim. Tam köşesinden çıkalım. ve tam şu birinci trabzan gitmiştik oranın üzerinden tam fıstığın yanından başlıyoruz dikmeye birinci trabzanın tam ek yerinden. Evet gözümüzü diktik. Diğer göze geldi sıra. İpimizi göze sağ, şey yaptım. Sabitledim. Ve döndürüyorum. Yine aynı. Şu birinci trabzanın tam bu ek yerlerinden gelecek şekilde ve fıstığın dibinden başlıyoruz dikmeye. Fatih'in zeminine kaydırmıyoruz gözü. Bilekte durması için. Bu şekil devam edelim dikmeye. Evet, ikinci gözümüzü de diktik. Şimdi dilerseniz bir fıstık ya da bunun gibi üç fıstık yap, yapmak isteyenler için göstereceğim. İpimizi sabitliyoruz. Bunun birinci tırabzanı yukarıdan başladık. Birinci trabzanı yapmadık. Bitirdik. baş Bitirdiğimiz yerden 3 trabzan falan ortalayıp fıstığımızı yapıyoruz. Bunları alttan başladım. Bu şekil. Bir trabzan atlayıp ikincinin tam tepesine. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere fıstık yapıyorum. Ve fıstığı kapatıyorum. Bir trabzan atlayıp ikincinin tam tepesine batıyorum. Yani bu fıstık aralarında iki trabzan olmuş oluyor. Zincir çekiyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Bir trabzan atlayıp ikincinin tepesine batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Ve fıstığımı yapıyorum. Ve bunu tam gözün altındaki trabzana kadar yapıyorum. Yapmak isteyenler yanına da aynı alttan başlıyorum. Göze doğru yapıyorum. Evet, patiklerimiz bitti. Ve burayı göstermek istedim. Üçüncüleri fikir amaçlı yarım bıraktım. Sağ sol belli olsun diye. Dilerseniz burayı bitirebilirsiniz. İnşallah videom anlaşılmıştır. Modeli anlatabilmişimdir. Videolarımın devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Şimdiden herkese teşekkür ederim.